Baba rica edeceğim, konuşmalarınıza dikkat edin. Serişi kırdınız. Niye? Doğruları söylediğim için mi? Oğlum, hakkında soruşturma yaptırdım. Eski kocası adi bir dolandırıcıymış. Biz de babamla senin ne kadar muhteşem bir ev hanımı olduğunu konuşuyorduk. Öyle mi? Bu Haluk oldum olası böyledir. Gerginlikten nefret eder. O yüzden de hep ara buluculuğa soyunur. Oysa bizim buna hiç ihtiyacımız yok, değil mi Zeliş Hanım? Biliyor musunuz, az önce siz mutfaktayken Haluk'a eski kocanızdan söz ettim. Hakkında ufak bir araştırma yaptırdım da. Bu ne cüret? Estağfurullah efendim. Evimize gelin diye alacağımız kadının geçmişini araştırmak en doğal hakkımız herhalde. Baba, ben Zeliş'le ilgili bilinmesi gereken ne varsa hepsini biliyorum zaten. Öyle mi? Eski kocasının adi bir dolandırıcı olduğunu, bu yüzden hapiste yattığını, bir sahtekar olduğunu biliyor muydun peki? Haddinizi bilin Tevfik Bey. Benim eski eşim sahtekar falan değildi. Kudret, son derece namusuyla çalışan bir iş adamıydı, tıpkı sizin gibi. Zeliş. Lütfen. Evet, bir ara şeytana uyup bir hata yapmış olabilir. Ama bu hatanın bedelini kat be kat ödedi. Hem de hiç gıgını çıkarmadan. Bir daha da harama falan el sürmedi. Dünyada her şey insanlar için Tevfik Bey. Kudret bir hata yaptı ve bunun bedelini ödedi. Ben kendisinden hiçbir zaman utanmadım. Her zaman da gurur duydum. Zeliş, sakin ol lütfen. Bak, siz babamla birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Biz hiç birbirimizi yanlış anlamıyoruz Salukcuğum. Biz çok doğru anlaşıyoruz babanla. Ama senin gibi kibar, senin gibi beyefendi bir adamın bu kadar kaba bir babasının olabileceğini hiç aklıma getiremezdim. Ben de sizin eski kocanızı böyle savunacağınızı hiç düşünmezdim. Yeter baba. Yeter. Seni kırmak zorunda bırakma beni. Öyle mi Haluk Bey? Pekala, bunu sonra konuşalım. Ben onunla konuşurum. Akşam bir yere uğrarım, oldu mu? Vay be! Eski karıma bak ya! Cengaver gibi savunurmuş beni. Zeliş, bak işte. Sen de beni seviyorsun hala. Ya yoksa niye aslanlar gibi savunasın beni? Gerçi azların payını vermeye geliyordum ben tamama. Seni duyunca beni nasıl savunduğunu, Zeliş'im, güzelim. Biz birbirimizi hala deli gibi seviyoruz, biliyorsun değil mi? Hadi gel, eski günlerimize geri dönelim ha. Defol git, bir daha da bu eve gelme. Ne oldu lan? Defol!